Nisan ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Yoğun bir gündem devam ediyor. Çok şükür pandemi biraz azaldı. Ondan inşallah kısa zamanda kurtulur diye düşünüyorum. Havalimanımızda ilgili sevindirici bir olay. Turizm bu sene çok güzel olacağı belirtiyor. Uçak seferleri başladı. Yoğun bir uçak seferinin olacağı gözüküyor. Uçak seferi demek turizm biraz daha hızlı olacağını gösteriyor. Dün hızlı bir şekilde Ankara'ya gittik. Ülke ablamın dediği gibi annesiyle bir yolculuk yapma şansımız oldu orada. Yani elin memleketinde değil de başka bir şehirde diyeyim. Evet. Kendinden birilerini görmek insanı mutlu ediyor. Orada uçakta gidip inip onlarla karşılaşmak benim için ayrı bir duyguydu. Yani orada bir daha yakın sahiplenmek istiyor. Valla ben de çok teşekkür ederim annem adına. Kendisi söyledi özellikle. Siz de çok iyi incelik gösterip o telefonlar göndermişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bakanlığa gittik. Dün Çevre Şehircilik Bakanımız Fransa'da bir programı olduğundan dolayı genel müdürümüzle görüştük. Mapa Şamandıra ihalesi üstüne basa basa söylüyorum. Asla koylarla ilgili bir ihale yapılmadı. Sadece arkadaşlar Mapa Şamandıra ihalesi yapıldı. Bu ihalelerle ilgili süreci arkadaşlar dinleyin. Süreci Deniz Ticaret Odası Başkanımız geldi. Onlarla da görüştük. Fikirlerimizi beyan ettik. Bu işin artık ihalenin iptal olmasından başka bir çare kalmadığını, bunun yerel yönetimlerle yapılabileceğini anlattık. Sayın Bakanım dönüş yaptığı zaman genel müdürüm arz edecek. Gerekirse Fethiye Belediye Başkanımız Halim Karaca ile birlikte bu işe talip olmayı düşünüyoruz. Bizim aracılığımızla Deniz Ticaret Odası'yla içine katarak beraber yerel yönetimlerle birlikte, tabii ben Sayın Bakanıma da daha önce bahsettim. Deniz Ticaret Odası Başkanımızla koylardaki alanların %80'i biz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Alim Başkanım'la da görüştük. Ben de sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapacağım dedi. Gerekirse beraber çıkar bir basın açıklaması yaparız. Sokakta bazen arkadaşlar şunu söylüyor. İktidar Partisi'nin belediyesi nerede? Arkadaşlar ben ihaleye çıktığı günden beri bu proje yapılırken de dahil birebir bazı arkadaşlar biliyor. Yakın takipteydik. Bu işin içindeydik. Proje çok güzel bir proje. Sadece sıkıntı tamamen ihalenin yerel yönetimlerin bilgisi olmadan hızlı bir şekilde ihaleye çıkması. Biz de bunu Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a aktardık. İhalenin geri kalan kısmını durdurdu. Süreci anlattık. İnşallah yurt içine döndüğü zaman yurt dışında bunu genel müdürümüz anlatacak. İlerleyen tarihte gidip üstümüze düşen neyse bizim memleketimizin doğasını kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Koylarla ilgili satılan daha önce Burak Vekilime de aynı şeyi anlattım. Sürecin nasıl işlediğini Sarkal'da açıklamaya gittiğinde ona da süreci anlattım. Sezer Başkanı'na da anlattım. Tabii Bahadır beni aramadığı için ona bir bilgi aktarmadım. Neyle ilgili başkan? Toyların Mapa Şamandıra Teli. Ben bütün bilgileri aldım başkanım zaten. Evet. Orada Sarsal'da gereken açıklamayı yaptık. Denizcilik Başkanı'ndan aldık. Yani ben de sürecin nasıl işte Deniz Ticaret Odası Başkanı ve arkadaşlarla beraberdik. Basın açıklaması yaptık orada Sarsal'da. İnşallah siyasi partilerle beraber. Sürecin bizim lehimize işlemesi yönünde büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz. Daha sonra süreçte Spor Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Mecliste bir konuşma şansımız oldu. Nisan ayı içinde iftar programına katılacak ama nerede katılacağı belli değil. Sözleşmelerimizi imzalayıp
vatandaşımıza söz verdiğimiz ne varsa mahallelerde halı sahalarımız, gençlik merkezlerimiz yapmak için elimizden gelen süreci hızlı bir şekilde başlatıp daha önce bahsettim bilmiyorum. 19 Mayıs'ta da arkadaşlar Kille'deki süreci hızlandırdık. Termal'deki süreci hızlandırdık. Geçici hayvan barınağı bilmiyorum. Bileniniz var mı? Muğla Büyükşehir'den sonra tek izinli barınak Dalaman Belediyesi'nde. İyi ki Türkan ablam var diyorum, bizi barınak sahip etti. Yani onun sayesinde Dalaman Belediyesi barınak sahibi oldu. Bu da toplantıda, valilikteki toplantıda orada Büyükşehir'den sonraki tek izinli barınak Dalaman Belediyesi demek benim göğsümü kabarttı. Meclis üyesi olarak yalnız ben başarmadım, birlikte başardığımızı düşünüyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Meclisimizi açıyorum. Buyurun Bekir Bey. Zülal Şimşek, Şefika Karaşahin Ekin. Zülal Şimşek, Şefika Karaşahin Ekin. Şefika Karaşahin, Zülal Şimşek. Şefika Karaşahin, Zülal Şimşek. Zülal Şimşek, Şefika Karaşahin Ekin. Şefika Karaşahin Ekin, Zülal Şimşek. Bir tane boş. 12. Kullanım sayılı belediye kanunu 49. maddesi gereğince 2022 yılı için Panda Mal Sözleşmesi çalışması üzere veteriner ekim, teknisyen, ekonomist ve mühendis aylık net ücretin belirlenmesi ve sözleşme yapmak üzere belediye başkanı Muhammed Karakoç'a yetki verilmesinin görüşülmesi İnşaatların bağımsız bölümleri alanı üzerinden alınmasına karar verilen kültür payı bedelinin inşaatların bağımsız bölüm sayısına göre tespit edilmesi hususunu arz ederim. Şöyle aldığımız ruhsat harçlarıyla bu yıl aldığımız ruhsat harçlarını karşılaştırdığımızda geçen yıl 2022 için alınacak bedellerin tespitinde diskontla bir değişikliğe gitmiştik. Diğer belediyelerle görüşerek yaptığımız bir uygulamaydı bu. Tabii getirisini son bir ay içinde gördük. Neden? 2021 yılının Aralık ayında çok fazla ruhsat verdik. 2022 Ocak ayında çok dosya gelmediğinden fark etmemiştik. Örnek verecek olursak özellikle 120 metrekare altı konutlarda 2021 yılı içinde birkaç tane örnek çıkardım. 7434 lira aldığımız ruhsat harcı, bunlar 1 artı 1, 2 artı 1 yapılar, 2022 yılında 6063 liraya tekamül ediyor. Yani arada 1500 liralık eksilme var. Aslında artma olması gerekirken. Bununla ilgili bağımsız bölüm alanı üzerinden değil de bağımsız bölüm sayısı üzerinden alınması yönünde karar alınmasını talep ediyoruz. Bu adama niye oldu? Ama daha sonra diğer belediyelerden yani bize ulaşan bir şey yoktu ama müfettişlerin tenkidi üzerine değiştirmeleri sebebiyle bunların artışı yapılamaz. 2005 yılındaki harç miktarına göre alınır dendiği için biz ücretlendirme yoluna gittik. Fiyatları dengeleyebilmek için. Tabii o zaman şöyle söyleyebilirim. Yani tam bir dengeyi oluşturamadık. Bunu uyguladıktan sonra farkına vardık. Bu yüzden değiştirilmesini talep ediyoruz. Şu anda abi 3 artı 1 daireyle 1 artı 1 daireyle fiyat aynı mı olacak yani değiştirsek? Hayır olmayacak. İkisini de değiştireceğiz. Yani biz bağımsız bölüm alanı üzerinden değil, bağımsız bölüm sayısı üzerinden yaparsak... Tamam yani işte bir daire sonuçta, bir bağımsız bölüm 1 artı 1'de, 3 artı 1'de. Hayır. Aynı binada mesela. 120 metrekare altı, 120 metrekare üstü diye değiştireceğiz. Fiyatları ve tek bir fiyat olarak almayacağız. Yani 126, 126. Talep bu da. Var mı arkadaşlar? Her birinin...